Sana bununla alakalı korkun. Allah Kur'an'da iki yöntem kullanıyor. Bir ümitle bir şey korku. Korkuyla ümit. Mesela şimdiye kadar bütün geleneklerde istisnadır, çok azdır. Tasavvufçularda vardır. Hep korku kullanılmıştır. İnsanları namaz kıldırtmak için. İnsanlara bir şey yaptırmak için korku sistemini aktif etmişler ulema. Mesela Vesvese Risalesi'nde baktığın zaman ruh, ben başka bir şey bakıyorum. O vesveseyi zaten biliyorsunuz. Usta vesveseden kurtulmanın yolunu, yöntemini ümit sistemini aktif ederek kurtarıyor. Korku hiç kullanılmaz külliyatta. Korku nedir? Dağınık fikir ve hisleri bütünleyerek ruhta bir kuvve olan gücü bir fiil aktif eden bir sistemin adıdır korku. Yani örnek vereyim, daha iyi anlaşılır. Hantalsınız, hastasınız, tembelsiniz, oynayacak halin yoktur. Deprem olduğu zaman ne olursun? Fırlar mısın, fırlamaz mısın Ali? Kurşun gibi. Hani bir halin yoktu, hani oynayacak halin yoktu. Oynayamam hanım, hayır. Kurma bana. Rakanın gücü yok. Peki fırlayan güç nereden geldi? Korku. Ruhta bulunan, mesela sporcu konsantre oluyor, odaklanıyor, hırt diye kırıyor diye. Konsantre olarak. O güç neredeydi? Elini vuruyorsun, elin kırılıyor, konsantre oluyorsun, onu kırıyorsun. Hani halin yoktu, takatın yoktu? Deprem olunca dışarıya nasıl fırladın? O güç nerede? Gidiyordum böyle, lakadım, hastayım. Olmuş yani bizim köyde. Olmuş. Ben biliyorum, şahitim ya. Görmedim de bir tanıdığım var. Hastaneye gidiyorlar, götürüyor, koşuyorlar, tamam mı? Şeye, götürüyorlar, o zaman eskide araba yok. Tamam mı? Diyorlar böyle. Sonra götürüyoruz. Dere yatağında çoban köpeği saldırmış. Hastayı götürenler de unuttu hastayı. Köpek ya. Hasta da nasıl koşuyor arkasında? Diyorlar ki, hasta düzelmiş. O hantallığı. Peki, korku değil mi bu? Bu gücü aktif eden nedir? Korku değil mi? Ha, ruhta bulunan bir kuvvet, çekirdek, bir fiil, ağaç aktif etmiş. Ne yapmış? Dağınık fikirleri, köpek, hisleri, hav. Dağınık fikirleri ve hisleri bütünleyip ruhta bulunan bir kuvve gücü bir fiile dönüştüren bir sistemdir korku. Onun için Allah azap olsun diye değil tepemize cehennem korkusunu, tehdidini Kur'an'da kafamıza tutuyor böyle. Projektör gibi. Bir projektör korku, bir projektör ümit. Hangisini kullanırsan kullan. Ama bunun ömrü kısadır korkunun. O velayet abi, o ümit dediğinizde şefkat, nübüvvet yok. Evet. Bu korku ani ve fani şeylerde daha çok ve gidiyor. Ömrü kısadır. Ama korku sanki biraz haf gibi anlatmıyor. Dışarıya çıktı ya. Dışarıya konuştuğumuz gibi. Mesela bu his haf ya. Şey, yani ha, o insanın ruhunu bir kuvveden bir fiile çıkartma şeyi. Haf. Da var korkuda. Korku biz daha önce ne demiştik? Aklidir. Yapılandırmaz. Daha parçalar yani şey yapar. İnsanı yapılandıran haftır. Yapılandırmayan korku insanı. Bütün elde çıkarır. Tabii ben bunu şey olarak anlatıyorum. Bu korkuyu haf desem şimdi. Bir de Türkçesini diyeceğim ya. Aslında yani doğru baştan desem. Yani haf biraz girdim ama yani korkuyu komple ulema hafı genel olarak anlatıyorsun. Genel yani haf ve korku. İkisi. O zaman ikisini ayırırsak temel haf korku onun ademi gibi bir şey ya hafiften öyle anlıyorum. Evet ademi. Yani yapılandırmayan, insanı parçalayan, ruhunu aslında bir uzaklaştırır. Bir kuvveyi bile dağıtan, bir fiile çıkartmak yerine. Evet. Gibi bir şey. Yani şey olarak yani hafla korku Türkçesiyle konuşunca aynı oluyor ya. Onu inceliğini yapmadım yani. Tamam. Yani felsefenin korkusu aslında. Yani bu mesela yani insanda korku niye varın cevabı. Evet. Yani aslında hafla korkuyu aktar şey yapmıyor.
İnsan da Allah tepemize Kur'an'da bir projektör, ümit veriyor. Mesela diyelim ki şöyle mesela. Kur'an bir giriyor. Ondan sonra bir tehdit ediyor. Kızılıyor, azarlıyor. Sonra bir fezleke yapıyor. Erhamur Rahimin ve huves semil alim. Bir fezleke yapıyor. Bu fezleke topluyor. Yani ben buyum. Evet, bunları anlattım ama ben buyum. Bu ümit. Bu haf. Yani hafı da konuşurken korku. İki tane projektör gibi tepemize tutmuş. Yani niye tutuyor insanın kafasına cehennemle tehdit ediyor? Mesela Üstad Hazretleri Vesvese Risalesi'nde insanın vesveseden kurtulmasına, psikolojik sorunlardan kurtulmasına yöntemi olarak korkuyu kullanmıyor, korkutmayı kullanmıyor. La hareci fiddin eddini yusrun diye, dinde zorluk yoktur, zorlaştırmayın, kolaylık vardır. Peygamberimiz hadisi de var ya, zorlaştırmayın, korkutmayın, ümitlendirin, kolaylaştırın. Yani ümit daha uzun bir vadeli soluklamadır. Yani yürüyüşüne sebebiyet veriyor.